Değerli basın mensupları, ekranları ve sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımız. DEVA Partisi olarak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere dair aday adaylığı müracaatlarını bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Teşkilatlarımıza göndermiş olduğumuz genelgeyi kamuoyla sizlerle paylaşmanın onurunu yaşıyoruz. Bugün itibariyle başlayacak olan müracaatlarımız 29 Aralık 2023 tarihinde son bulacak. Başvurular 30 büyük şehir ve 51 şehir belediye başkanlığı için partimizin Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı'na gerçekleştirilecek. Yine 922 ilçe ve 389 belde belediye başkanlıkları müracaatları bağlı bulundukları il ve ilçe başkanlıklarıyla Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı'na müracaatlarını gerçekleştirebilecekler. İl Genel Meclis üyeliklerinde ise malumunuz sadece 51 ilimizde İl Genel Meclis üyeliği seçimleri gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla bu illerimizin il başkanlıklarına yapılacak müracaatlarla beraber Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığımız İl Genel Meclisi aday adaylığı müracaatlarını da kabul edecek. Yine tüm belediyelerimiz belde, ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanlıklarımızın meclis üyelikleri için ise hem o bağlı bulundukları ilçe ve il başkanlıklarına müracaatlarını gerçekleştirebilecekler hem de genel merkez seçim işleri başkanlığımıza müracaatlarda bulunabilecekler. Deva Partisi olarak yerel seçimleri son derece önemsediğimizi ve 31 Mart tarihinin Türk siyaseti açısından son derece önemli olacağını düşünerek biz bu yerel seçimlerde bir önceki seçimlere kendi ismimiz ve amblemimizle giremediğimiz için başvuru bedeli olarak tüm müracaatçılarımızdan 1000 TL talep ediyoruz. Özellikle deprem bölgesi başta olmak kaydıyla kadın adayların çoğalması, siyasete ısınması ve siyasette yerini alabilmesi açısından kadınlarımıza ve 18-30 yaş arasındaki gençlerimize de bu başvuru bedelinin 1 bölü 2'sini talep edeceğiz. Malumunuz 14 Mayıs'ta aday adaylığı müracaatlarını almış ve genel seçimlere Deva Partisi'nin ismi ve logosuyla gireceğimizi ifade etmiştik. Ancak seçim işbirliği nedeniyle bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden milletvekili adaylarımızı göstermiş olmamız sebebiyle o gün itibariyle Deva Partisi'ne milletvekilliği adaylığı için müracaat eden her ismi yerel seçimlerde tekrar müracaat etmesi halinde herhangi bir ücret talebinde bulunmayacağız ve onların geçmişte yapmış oldukları ödemeleri bugün itibariyle ücret ve dosya bedeli almayarak bir şekliyle telafi edeceğiz. Özellikle bu arkadaşlarımızın bu süreçte aday olmasını ve yerel seçimlerde kendilerini bir kez daha ifade etmelerini canı yürekten arzu ediyoruz. Değerli basın mensupları, tüzüğümüz gereğince 30 büyük şehir ve 51 il belediyesinin belediye başkanlığı Aday tespitini Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından gerçekleştirilecek. Oluşturulan 18 ayrı komisyonumuz kendilerine yapılan müracaatları değerlendirdikten sonra bu müracaatları Genel Merkez Yönetim Kurulumuza sunacak ve 30 büyükşehir belediye başkanının ve 51 il belediye başkanının belirlenmesinde karar verici son merci Genel Merkez Yönetim Kurulumuz olacak. Diğer belediyeler ilçe belediyeleri ve belde belediyeleriyle il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan müracaatları değerlendirecek olan yine 18 ayrı komisyon kurduk. Bu komisyondaki arkadaşlarımız mahallinde, beldede, ilçede ve ilde yapmış olduğu çalışmalar sonrasında o ilçe başkanımızın ve il başkanımızın görüşünü de alarak kararlarını şekillendirecekler ve son olarak Yine tüzüğümüz çerçevesinde bunun kararını da genel merkezde oluşturulacak komisyonlar eliyle vereceğiz. Değerli basın mensupları özellikle şunu ifade etmek isterim ki biz bu yerel seçimlere yerelde kadına yer var kampanyasıyla giriyoruz. Ve istiyoruz ki sokağı, evi, mahallesine sahip çıkan kadınların yerel siyasetin baş aktörü olmasını çok arz ediyoruz. Deva Partisi yerelde kadına yer var sloganıyla başlatmış olduğu bu çalışmalarda kadınlarımızın Deva Partisi listelerinden aday adaylığının ve adaylığının önüne açabilecek her türlü imkanı seferber edeceğimizi bir sefer daha ifade etmek istiyoruz. Çünkü yerel yönetimlerde kadın elinin değdiği her noktada muazzam başarılar, muazzam şehircilik ilkeleriyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. O yüzden tüm kadınlarımızı Deva Partisi'nde siyaset yapmaya ve yerel yönetimlere talip olmaya davet ediyoruz. Ayrıca bugün resmi olarak başlattığımız aday adaylığı müracaat sürecinde öncesinde illere giden komisyon üyesi arkadaşlarımıza yapılan yoğun başvurular ve talepler gerek il genel meclisi gerek belediye meclis üyelikleri için gerekse de belde, ilçe ve il belediye başkanlıkları için Yapılan talepler bizleri ziyadesiyle memnun etmekte ve bu ilgi ve alakaya inşallah deva partisi olarak karşılıksız kalmayacağız ve 31 Mart 2024 tarihinde inşallah yerelde 85 milyonu mutlu edecek sonuçları hep birlikte alacağız diyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum.